böyle yuvarlak bir masada oturuyoruz. Bizim temel fıkraları falan anlatıyordum ben İspanyolca. Kava <laughs> çok soğudu falan diyorlar. Nasıl yani? Eskişehir'in ayazından gelmişim ben. <laughs> Ay, o kadar eski ki. Euro'ya yeni geçilmiş Diyorum <laughs> bana niye söylemiyorlar? 2 milyon dolar sen şaka mısın? <laughs> tuvalet kağıtlarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış büyük bir yıldız müthiş bir servis atıyor. Değerli spor severler Sokrates'e hoş geldiniz. Algida Nagar'ın katkılarıyla hazırlanan efsane kaptan Neslihan Demir'le e, hatıra defterinin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kaptan bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle yurt dışı deneyimini biraz daha masaya yatıracağız. Kariyerinin yavaş yavaş zirvesine çıktığın zamanlar ve Vakıf Bank Güney Sigorta ile devam ederken İspanya'dan Tenerife'den sana bir teklif geliyor. Sen de o süreçte Vakıf Bank Sigorta'nın sana teklif yenileme konusunda biraz geciktiğini söylemiştin. Tenerife maceradan başlıyor. Evet yani çok güzeldi. Hala hani çok güzel günlerdi. Ben çok güzel anıyorum orayı. Ee, aslında çok zor. Hani çok genç yaşta bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir kültüre ait olmaya çalışmak, onlarla birleşmeye çalışmak gerçekten zordu. Zorlu bir süreçti ama yine de hem takım arkadaşlarım, hem çalıştığım antrenörler, hem işte kulüp başkanım, Herkesin inanılmaz desteğiyle ve zaten hani sporun evrensel bir tarafı var ya yani o sahada gösterdiğiniz performansa zaten sevgi doğru orantılı büyüyor ve hani insanların da bu teveccühüne layık olabilmek hani hala orada gittiğimde insanların beni tanıması sevmesi çok özel bir şey yani. Gitmeden önce hiç İspanyolca çalıştın mı? Evet bir ara böyle İspanyolca dersi aldım 5-6 tane ama yani ne fayda <laughs> e, oldukça hani zor bir dil yani tabii yabancı dil yani benim hiçbir zaman ana dilim değil ve oldukça zor bir dil gibi geldi ama artık böyle son senemde o hani bu sokak ağzı dedikleri insanların hani biz hani Türkçe bambaşka bir şekilde yazılıyor, bambaşka okunuyor. Hani bazı şeyleri yutuyoruz, bazı terimler var. Artık onları falan da öğrenmiştim. Ben en son kendimi bir öğle yemeğinde herhalde deplasmandayız. Böyle yuvarlak bir masada oturuyoruz. Bizim temel fıkraları falan anlatıyordum ben İspanyolca. <gülüyor> <O> <gülüyor> Herkes bir şaka, bir fıkra, bir, bir hikaye anlatıyordu. Ben de işte temel fıkrası falan anlattığımı hatırlıyorum <laughs> yani çok hani eğlenceliydi. O kadar gelişti ha. Yani bayağı ben de kendime de çok şaşırıyordum yani. O dönem e, Amerikalı bir oyuncu gelmişti. O mesela hiç hakim değildi ya. Onun çevirilerini falan yapıyordum. Ben hani böyle bayağı bir havaya girmiştim yani. Senin bile bir yeteneğin <laughs> İspanyol gibi. Da. ...şimdi Rusçadan bahsettin, evet. ...Sırpça'dan bahsettin. Ama kısıtlı bir yetenek bence yani hani ya, öyle ben hani. <laughs> konuşmaya konuşmaya evet. gidiyor. Evet tabii, e, tabii yani. ya mutlaka onu Şimdi Şimdiden hani İspanyolca bir şey duyduğum zaman anlıyorum Hı -hı. çoğunu aslında. Birçok kelimeyi hatırlıyorum ama hani konuşmaya gelince oldukça zor. <laughs> aslında tabii çok Geçmişe baktığın zaman güzel hatırladığını söyledin ama hiç böyle başlamıyor değil mi? Yani biraz değinmiştin aslında gidiyorsun. Evet. Mesela bambaşka bir yer, bir ada. Zaten çok uzun bir yolculuk, tenerife bir ada. Sen Afrika neredeyse evet. Aynen. İlk gün seni işte götürmek için e, İngilit evet. misel, daha sonra Ingrid misel gelecek deniyor seni evet. e, yarın antrenmana götürecek deniyor. Sa i̇şte köpeğin var yanında, köpeğin <laughs> şarj e... kablomu yiyor. <laughs> Gerçekten değişikli ve şöyle bir şey var. E, o en, beni en çok yaralayan şey araba veriyorlar tabii Hı -hı. ki de antrenmana Hı -hı. gidip gelmen için. Ama koskoca o yedi Kanarya adalarında e, otomatik araba yok. Hepsi vitesli ve otomatik araba bulamıyorlar. En sonunda bana bir otomatik araba geliyor. Böyle modifiyeli altı mor ışıklı bir Opel Corsa tek kapı. Yani şeyde Koca Tenerife'deki tek şey oymuş. Ben böyle hani Apache, Apache gibi <laughs> arabayla gidip geliyorum falan böyle tam Apache. Böyle filmli camları falan böyle vay be. Los <laughs> <laughs> <Angeles gülüyor> tarzı öyle gidip geliyorum yani. E, sonrasında Değişti arabam hani daha böyle ne bileyim yıllar geçtikçe herhalde otomatik araba da hani yaygınlaştı. Sonrasında ben kendim kendime araba aldım zaten. Çünkü hmm. hani kulübün arabası e, tuhaftı. <gülüyor> <gülüyor> o dönemde bir röportajın var. E, spor karın doyuruyor mu diye sana soruyorlar. Sen de diyorsun ki nereden nereye? Evet. Futbol ve basketbolun çok uzağındayız. Yanına yaklaşamıyoruz ama Türkiye'deki kariyerli bir kadından daha fazla kazanıyoruz. Tabi. Evet. Tabii ki maddi konular o transferde Hı -hı. önemli paya sahip. Tabii. E tabii hani biraz da dövizle kazanmak o zaman için çok daha avantajlı. Şimdi Tenerife'de bir ada olarak e, ucuz. Çünkü Hı -hı. E, sürekli bunlar özelleşmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Ve sürekli bunlar transfer teklifi gibi. Hollanda diyor ki gel bizim adamız ol. İşte İngiltere diyor ki yok yok bizim adamız ol falan filan zamanında çok eski zamanlarda ve İspanya e, diyor ki sizden vergi almayacağız bizim adamız olarak kalın epey bir yıllar boyunca vergisiz yaşıyorlar e, ve gerçekten hayat çok güzel ve yani vergi ödemediği bir sistem her şey çok ucuz falan ama hani benim gittiğim dönemde artık böyle fitleşmeye başlamıştı artık hani şey alınıyordu vergiler alınıyordu onlar alınıyordu ama böyle bir onların da bir lale devri <laughs> olmuş uzunca bir yıllar ama çok güzel bir yer yani ama dediğim gibi Afrika yani Barcelona veya Madrid'den 3 saat uçuşla ve biz hani tek takımız La Laguna diye bir takım vardı o ikincilikteydi bir galiba bir sene ben orada oynarken Süper Lig'e çıktı. En azından bir hafta <laughs> kendi evimizde hani bir seyahat etmeden oynuyorduk. Çünkü mesafeler gerçekten çok uzun sürekli. İşte Madrid'e uç, oradan oraya git, Valencia'ya git, Mursiya'ya git. Seyahat e, de çok uzun sürüyordu. Yani bayağı yorucu oluyordu. Sürekli uçmanız gerekiyor. İşte tabii takımların hepsi de hani Madrid'de değil, Barcelona'da değil. Hani Barcelona'ya Madrid'e uçuyorsun ama oradan tekrar otobüsle seyahat etmen gerekiyor. İşte veya Valencia'ya gidiyorsun, oradan Mursiya'ya otobüsle yani sürekli bir, bir seyahat halindeyiz. Ben şimdi o yüzden zaten benim hani Fobim çanta hazırlamak seyahate çıkmak ki hani bir yay burcu olarak seyahat etmeyi çok sever ama o kadar yılmışım ki yani çanta hazırlamak benim için dünyanın en zul şeyi çünkü sürekli hani çanta boşalt çanta yap çanta boşalt çanta yap çok zor oluyordu takım nasıldı takım yapısı nasıldı daha sonrasında zaten e, o İspanyol ligi tabii çok fazla büyük bir aktör olmadı dünya evet. voleybolunda senin gittiğin zamanlarda aslında İspanya Ligi'nin evet. e, voleybolda lale Devri. Evet yani yanılmıyorsam 10 takım falan vardı. İşte Mursiya diye en en büyük rakibimiz. Tenerife benim geldiğimi duyunca Mursiya'da böyle inanılmaz bir yatırım yaptı. Çok önemli Şaşkova'ya kadar önemli isimleri kendi bünyesine Glinka, Şaşkova bunların hepsini bünyesine kattı ve çok önemli bir takım oldu ve bir, birkaç sene büyük bir rekabet vardı aramızda. Dediğim gibi yani orada oynadığımız maçlarda da takımlar böyle hani iki Mursiya, Tenerife Değil diğer takımların da oldukça iyi oyuncuları vardı. çünkü baktığınızda Tenerife'de de oynadığımızda işte Ester diye bir liberomuz vardı. Bence şu an De Gennaro ayarında bir liberoydu. ve çok evet yani inanılmaz bir liberoydu. Acayip defansı, manşeti, her şeyi. Aslında iyi iyiydi İspanya Voleybol ama bir süre sonra işte bu 2008'de çıkan ekonomik krizle birlikte ...tamamen yatırım hani bence kesildi. Tabii e, İspanya'da büyük bir e, kriz başlıyor. Ekonomik evet. kriz başlıyor ve e, kulüp başkanı da sana her zaman çok iyi yaklaşmış aslında Hı -hı. Tenerife'de. Hatta orada kanser oluyor kendisi ve evet. diyor ki benim de zaten aslında burada zamanım azaldı. Sen de bu takımdan zaten de ekonomik kriz var gidebilirsin. Diyeyim. Evet yani çok babacan bir insandı. Hani ilk geldiğimden son güne kadar... Her zaman hani bir baba gibi davrandı bana ve her zaman destek oldu en ufak bir sıkıntımda en en ufak bir rahatsızlığımda böyle hani kol kanat gerdiler her şeyimi onlar hallettiler yani ben çocuğumu da orada doğurdum doktorumu buldular acayip böyle sarıp pamuklara sardılar beni ve dediğim gibi o talihsiz o kötü hastalığa yakalandıktan sonra bir sürede hani ben oynuyorum ediyorum ve çok mutluyum hiç dönme gibi bir şeyim yok gayet güzel her şey yolunda. Kendisi dedik yani benim de çok fazla zamanım yok e, biliyorsun Avrupa'da ekonomik bir kriz var ve bu kulüp sponsor paralarıyla dönüyor tamamen e, ve hani benim hayatta tek e, emek verdiğim şey bu spor bunu çok seviyorum ama seni de mağdur etmek istemiyorum ben senin işte o belgeni imzalayayım hani serbest kaldı belgeni imzalayayım yarın bugün bana bir şey olur burada ne paranı alabilirsin ne e, doğru düzgünle seyahat edebilirsiniz. Çünkü gerçekten hani olay yavaş yavaş bitiyor. Ve bu ekonomik krizin nedeniyle diye o beni hani dedi ki gitmek istedin, gitmek istiyorsan git. Ben aslında çok istemiyordum ama mecbur kaldım aslında. Dünya işte bu tür iyi insanların yüzü sürümesine evet. dönüyor belki. İsmini de alalım. Vallahi. Jose Francisco Cabrera. Kiko diyorduk kendisine. Hı -hı. Çok yani Nur için de yazsın. Ailesi, Kızı oğluk, eşi falan hepsi çok tatlı insanlardı. Orada tabii kulübün sponsorları işte Marichal, Spar evet. değişiyor ismi. İlk oynadığın maçta 28 sayı alıyorsun ve hemen sana İspanya'da demir yumruklu kadın lakabı takılıyor. Ee, yani evet çünkü e, galiba o maçı da evimizde oynamıştık. Hı. Şöyle bir orası küçük bir ada olduğu için oranın o zamanlar futbol takımı çok e, başarılı değildi ve hani iyi işler yapmıyordu. bir basketbol takımım vardı. Onlar hani o zamanlar ya ikincilikteydi ya tam hatırlamıyorum. bir ada sporu olarak aslında voleybol. Bir, birkaç sene önce de şampiyonlarla bir şampiyon olmuş ve adını çok duyurmuş adada. Her sene şöyle söyleyeyim böyle çok kocaman 7000 kişilik mi Öyle kocaman bir salonumuz vardı. Belki hani 10 bin kişilik de olabilir. Bütün maçlarımızı orada yapıyorduk. Her sene en az 2000-2500'den kombine satılıyordu hmm. bizim maça. Ve tribünler hep dolu oluyordu. Hmm. Bayağı bir taraftar grubu vardı takımın. Böyle bandomuz, zuka, her şey falan. Öyle olunca hani adanın da seni sahiplenmesi, oradaki hani sokakta zaten hani küçük bir yer, merkez küçük bir yer. Hani seni görüp ne Naver, Zurda, Zurda diyorlardı Solak. solak. Solak demek işte zaten hani S'yi asla söyle söylemiyorlar. Neli diyorlardı. <laughs> ne yapıyorsun Neli falan diye böyle hani Ketal falan diye böyle şey yap, <laughs> e, Çok tatlılardı. İşte kahve ısmarlıyorlardı. Aa, Oturuyorsun aa. falan orası böyle hani küçücük bir köy ve o insanlarla çok tatlı bir birliktelik yaşıyorsun gibi yani. Ve onların desteği hiç bitmiyordu. Havası sürekli sıcak. Ay havası harika ya sürekli cennet. Plaj. Bence öyle olmalı yani. Tapas kültürü ha, zaten İspanya'nın tapas kültürü her taraftan da esinlenilmiş. Aslında çok güzel yemekleri olan ve bize yakın hani bizi zorlamayacak gayet güzel e, Deniz tatları. Ürünleri. Deniz ürünleri çok fazlaydı. E, her şey çok güzeldi. Yani zaten hani küçük bir yer. E, hemen kapının önü plaj. Of. Çıkıyorsun cennet. oh şey yani gerçekten Cennet hava en soğuk 19 derece oluyor. Hani bugün o oh, çok hava çok soğudu falan diyorlar. Nasıl yani 19 Eskişehir'in ayazından gelmişim ben. <gülüyor> <gülüyor> en sıcakta 30 derece oluyordu ve asla bunaltmıyordu. Yani rutubet yoktu. Hani bu İstanbul'da. 25 derece oluyor ve rutubet oluyor şapır 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 hiç rutubet yok. Yani gerçekten cennet gibiydi. Vakıfbank, güneş sigorta sen orada oynarken sana bir şey yapıyorlar ve çok uzun bir süre transferden sonra göremediğin evet. anne ve babanı, aileni e, maça getiriyorlar. Evet. Tamamen habersiz ve sen Aynen. onları maçta karşında görünce neler hissettin? E, o zamanki işte yöneticilerimiz Nalan abla, Mehmet Berent. Onlar ben e, oteldeyiz biz evet Mursiya'da galiba maçımız yine Mursiya'da oteldeyiz ben de yani saat böyle 9 930 buçuk o zaman da eski eşim Orkun e, genel menajerlik yapıyor aynı zamanda kulüpte ben hani konuştum onunla yemekten sonra dedim çok yorgunum ben yatacağım dedim dur yatma ya bir kahve içelim falan diyor hiç yapacağı iş değil hani çünkü hmm. takımda. Ee, aynı takımda olunca tabii biraz daha ayrı durman gerekiyor e, şey olmasın diye, laf söz olmasın diye. Dedim ki ya ne kahvesi ben yatacağım falan filan dur dedi bekle dedi yarım saate ben geleceğim dedi. İyi tamam falan ben oturuyorum böyle yarım saat sonra arada lobiye gel dedi. Lobiye geldim böyle tam sırtım dönüp bir arkana bir baksana dedim. Bir baktım annemle babam ben geri geri kaçmaya devam ediyorum. İnanamadım yani. Serap, e, Serap gibi ne oluyor ne oluyor falan diye böyle. Çok mutlu olmuştum. Çok harika bir jestti yani. Hatta gözlerin de olmuş evet, ağlamışsın. Aynen. Zor bir şey olmalı değil mi? Evinden uzaklaşıyorsun aylarca tabi e, Tabii e, bir de anneme babama çok bağlıyım. Tek çocuğum e, ve hiç onlardan böyle uzun süreler ayrı kalmamışım. Hani gurbet ne olursa olsun ee, gurbet orada görünce çok mutlu oldum yani. Yabancı oyuncu olmak bir yerde sen de bundan bahsedersin oyuncuların bir şanslarını denemesi farklı bir kültür görmesi farklı ekoller sistemler görmesi yardımcı olur dersin. Sen bu deneyimden neler aldın gerçekten o kadar faydalı oluyor mu seni ne kadar geliştiriyor? Ya evet aslında baktığınızda şöyle düşünüyorum aslında o kadar gözünüzün korktuğu kadar bir şey yok oradaki insanlar da oradaki bambaşka kültürlerden geliyor olsanız bile aynı dili konuştuğunuz bir alanda hani Türkiye'de oynarkenki takım arkadaşların takımın nasılsa aslında orada da öyle bir ilişki kurabiliyorsun. Evet. Belki çok grift olamıyor dil engelinden ama yine de beraberce o kadar korktuğu kadar kimsenin yok ve döndükten sonra da bir yabancı oyuncunun yaşayabilecek zorlukları çok iyi anlıyorsun. Yani buraya döndükten sonra takımda Yabancı oyuncuların etrafında yardım etmek için onlara bak şunu şurada yapalım, bunu böyle yapalım çünkü aynı zorlukları ben yaşadım evet. ve neler yaşayabileceğini biliyorum. Biraz daha seni böyle sorumluluk sahibi, daha e, kapsayıcı bir hani abla gibi hani ablo olmasam bile daha böyle e, empati sahibi, çok daha e, geniş düşünen bir insan haline getiriyor. İspanya macerandan bahsettik ama o dönem İtalya takımlarının da teklifleri var sana daha sonrasında. Ama İtalya ile ilgili kötü şeyler duyduğun söyleniyor ve oraya gitmek istemediğin söyleniyor. Ya evet o zamanlar böyle işte henüz bu ay o kadar eski ki. Euro'ya yeni geçilmiş düş. <laughs> direktayor <laughs> evet. liretten falan Anladım. işte öyle dedikodular geliyor ki işte İtalyan takımları tam üç kağıtçı oluyor. Sana işte bir paraya imza alıyorsun. Onu euro zannediyorsun ama liret veriyorlarmış. Falan böyle şehir efsaneleri dönüp duruyor. E benim babam da acayip garantici bir adamdır. Yani hani böyle bir ara inşaat furyası vardı. Topraktan giriyordun çok ucuza ya. Falan böyle millet Öyle evler şey aldı sonra onlar ona katladı falan filan. Babam böyle yapıyordu. Daire gösteriyorlar örnek daire. Nerede diyor. Ee, işte yapacağız. Yok ben görmeden almam. <laughs> Öyle garantici bir insan olduğu için. Ve yani inanılmaz pazarlık sever. Yani böyle bir uluslararası bir markaya gidersin. Ee, kasiyer 18 yaşında kız zangır zangır titriyor. Babam böyle yapar. Fiş almasam ne kadar olur? <laughs> Hani kadının öyle bir şey bilmiyorum fiş almasam nasıl almayacaksınız fiş gibi böyle acayip hani akşam pazarı. Akşam pazarıya ben alıyorum şimdi. Baksana nakit vereceğim diyor. Hani kızlar orada zangırdı amca ne diyorsun falan şeklinde babam böyle tuhaf olduğu ve çok garantici e, ve aslında çok komik bir insan olduğu için dedik ya İtalya olmaz dedi biz orayı bilmiyoruz etmiyoruz dedi şimdi baksan dedi böyle böyle konuşmalar da vardı. Ben de tabii ki de korktum yani şimdi oraya gidip hani mağdur olmak da var o yüzden öyle bir İtalya olmadı. <laughs> Ee, bir de Dinamo Moskova'dan gelen bir teklif var sana tabii o zamanlar e, Gamova'nın senle birlikte dünyadaki en büyük yıldızlardan birisi evet. Gamova'nın oynadığı evet. pasör çaprazı olarak oynadığı Dinamo Moskova'dan sana bir ilgi var ve e, işte. Böyle sürekli şeyler düşüyor, e, haberler düşüyor. Neslihan Demir'e 2 milyon dolarlık bir teklif yapılacak, yapılacak, Ay, yapılacak. Nur için de aslında Celal abi, Celal Demir Bilek çok tatlı bir gazetecidir. Ve böyle hani hep iç içe olduk aslında. Voleybolla çok iç içe bir e, gazeteciydi. E, o birazcık böyle fiştekliyordu. Yani diyorum abi öyle bir şey var var ben biliyorum kızım diyordu. <laughs> diyorum bana niye söylemiyorlar 2 milyon dolar sen şaka mısın <laughs> <laughs> Şu an uçağa atlayıp var var bak görürsün olacak falan şeklinde. Aslında hani öyle bir resmi bir teklif gelmedi. Hı -hı. Hep bir şahit yani. Evet yani hep, gelecek, hep yani. öyle şahit böyle gittim gideceğim, gittim gideceğim. Hatta senin kontratın var o zaman Tenerife'yle. <laughs> evet. 600 bin euro başka bir yere gidersen bedel ödemen gerekli, ceza ödemen evet, gerekli. Evet cezai Bakın şart part, var. E, güneş sigortası ödersen bedelsiz dönme madden var. Evet evet. Hatta ben 15 dakika Işık Spor'un oyuncusu oldum galiba hmm. ben hülle vardı <laughs> hülleyle geldim <laughs> gerçekten vakıf banka öyle, öyle bir şey oldu evet valla Nalan ablalar falan daha iyi bilir onu ama hülle yaptılar bana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> öyle geldim doğum sebebiyle verdiğim bir ara var ve çok çabuk dönüyorsun evet. sadece 5 ayda dönüyorsun kariyerinin de en parlak zamanları senin için nasıl bir deneyim oldu yani hani biraz aslında kazara olan bir şeydi ama dedim ki hani eğer bu olduysa bir sebebi olmalı o dönemde gerçekten çok yoğun milli takım, kulüp çok inanılmaz yoğun bir dönemdi. Böyle hafif kafa yanmaya başladığı zamandı. O kadar çok turnuva vardı ki hani milli takımda 10 tane turnuvaya birden gidiyorduk. Yani hani çanta toplamaya vaktimiz yok. Sürekli çamaşırhanede çamaşır yıkıyoruz yani öyle bir dönemde ve o dönemde hamile kaldım. O zaman Alessandra Cappini'ydi milli takım. Yani Şu milli takımdaydım. Dedim ki ben hamileyim. Çok sevindim dedi falan böyle acayip destek oldu. Ve ben apar topar direkt annemlerin yanına Eskişehir'e gittim. Hı hı. E şimdi Mill takımdan neden ayrıldı? O dönemde hani söylesek mi söylemesek mi? Çünkü MİT takım kampındaydım. İşte bir şey dediler karınkasında yırtık var falan. O yüzden oynamıyor falan diye böyle şeyler yalanlar atıldı falan. Tabii ki de bir gün hani o yalan sürebildi. Ben Eskişehir'e gittim. <laughs> Natsı'ya kadar yani. Aynen. Evet. İşte hamile oldum ortaya çıktı işte bazı insanlar dedi ki kariyerinin işte tapında niye böyle bir şey yapıyor ki hiç gerek yok bir daha asla eskisi gibi geri dönemeyecek kimisi destek oldu ve ama hani seçim benimdi o seçimin arkasına durdum sonuna kadar ve bence çok daha hayırlı oldu şu an hani gerçekten 16 yaşında bir kızım var. Pırıl pırıl. E, pırıl pırı, bir, pırıl pırı, e, aynen. O da senin gibi bir yıldız adayı. İnşallah. i̇nşallah, da inşallah. Çok önemli başarılara imza atar. Tabii çocuk büyütürken bir taraftan yani çok kısa bir sürede dönüyorsun. Ve evet. birçok ya yani anne olduktan sonra belki biraz e, bağ azalıyor e, voleybolla. Kolay Hı -hı. bir şey değil çünkü. Yani o çocuk senin dünyan oluyor. Evladın. Evet. Sen bu dengeyi nasıl kurabildin kaptan? Yani şöyle söyleyeyim. Zaten 4 aylık hamleliğe kadar oynadım. Ondan sonra işte dediğim gibi 5 ay bıraktım. Sonra hani 40'ı çıktıktan sonra Zeynep'in hani 40 uçurmaya Eskişehir'e gittik. Mevlüt falan yaptık böyle <laughs> çok tatlıydı. Ondan sonra hani İstanbul'a dönüp ben antrenmanlara yavaş yavaş başladım. Ama tabii ki de hemen girip topla, smaç vurmak gibi falan falan öyle değil. Daha böyle kondisyon, fitness, kendimi toplamam zaten hani aldığım kiloları sağlıklı bir şekilde vermem. Bir de çok ağır antrenmandan antrenmandan ziyade çünkü o zaman sütün tadı bozuluyormuş, çocuk beğenmiyor hiç hani o emzirme süreci de vardı. İşte 6 ay kadar falan böyle bir emzirdim zaten. Ee, kolay değil tabii ki de yani hani antrenmana gidiyorsunuz. Gerçekten fiziksel ve mental bir efor sarf ediyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Hani çocuk da aynı şeyi bekliyor. Orada işte anne ve babamın desteği çok önemliydi gerçekten hani ben ben bir gün bile ah demedim onlar sonuna kadar her şeyi üstlendiler hani kendi çocuklarından daha da yani torun daha tatlı derler ya evet. acayip güzel onların yardımıyla büyüttük yani yoksa ben tek başıma yapabileceğim bir şey değildi çok zor. Kaptan ağzına diline sağlık. Aygida Nagar'ın katkılarıyla hazırlanan Hatıra Defteri'nin bu bölümünde sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neslihan serviste. Hadi Neslihan bir 2012 Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış. Büyük bir yıldız müthiş bir servis atıyor.